Cumhur İttifakı'nın Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Hasan Arslan, Mehmet Taytak, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerin ardından ilk defa basın mensupları ile bir araya geldi. Tarihte görülmemiş bir rekor katılım oranı ile demokrasi şöleni içinde tamamlanmıştır. Milletimiz büyük teveccüh göstermiş, Cumhur İttifakımızın Gazi Meclisimizdeki çoğunluğunun devam etmesini sağlamıştır. Cumhurbaşkanı seçiminde de liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla açık ara önde tamamlamasını sağlamıştır. İradesini çok değerli bulduğumuz aziz milletimiz, ikinci turun yapılacağı 28 Mayıs'ta bu başarıyı taçlandırmak istemiştir. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yine büyük bir farkla Cumhur İttifakı'nın adayı olarak milletimizden yetki alacak ve ittifak ortaklarımızla birlikte kol kola, omuz omuza Türkiye yüzyılının yürüyüşüne başlayacaktır. Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan Afyonkarahisarlı hemşerilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bir tarafta seçmene ve depremzedelere kendine oy vermedikleri için hakaret eden ve daha sandıklar açılmadan açıklama yaparak demokrasi şölenini baltalamak isteyen Millet İttifakı, diğer tarafta gün geçtikçe kenetlenen ve milletin kararını her şeyin üstünde tutan Cumhur İttifakı var. Seçimi kazanamadığı için seçmenine hakaret eden ve tehditler yağdıran Millet İttifakı, Allah korusun iktidara gelirse milletine neler yapar tahmin bile edemiyoruz. Yıllarca milletine zulmeden bu zihniyetin gerçek yüzleri bir kez daha ortaya açıkça çıkmıştır. Değerli basın mensupları, dünya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya ile seçimi yarışına giren bir lider olarak tarihe not düşecektir. 7 düvel, 17 parti, bütün terör örgütleri birleşmiş Cumhur İttifakı'nın karşısında hezimete uğramıştır. Cumhur İttifakı dünyayı karşısına almış ve zaferle çıkmış bir ittifak olarak dünya tarihinde adını altın harflerle yazdıracaktır. Değerli basın mensupları, Türkiye artık Türkiye yüzyılıyla yükseliş dönemine geçiyor. Takip edin, gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.